Yeni videomuza hoş geldiniz. 4-5 günlük bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Dilerseniz giriş bölümünü çok uzatmayalım, videomuza hemen geçelim. Videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayalım. Bu işlemler sizin çok ufak bir sürenizi alır ancak bizim için değerli işlemler. İyi seyirler. Barcelona'da Xavi ve Dani Alves'in tekrar Juve'ye dönmesinin ardından Iniesta'nın da teknik ekibe katılma ihtimali gündeme gelmişti. Daha sonra da Messi'nin 2023'te tekrar Barça'ya döneceği yazılmaya başlandı. Barcelona Başkanı Laporta, Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın kulübe dönme ihtimallerini hala düşünüyor. Hiçbir ihtimali dışarıda bırakamam. Dani'de bu durumu gördük. Yaş sadece bir sayıdır. İki harika oyuncudan bahsediyoruz. İleride neler olacağını kestiremem. Şu anda kariyerlerine devam ediyorlar ve farklı takımlarla sözleşmeleri var. Hayatta neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Barcelona'ya gelenler olabilir, tabii gidecekler de olabilir. Manchester City, Barça'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u istiyor. Manchester City'nin şu an gözden çıkardığı bedel 75 milyon sterlin, yani 90 milyon euro civarında. Barcelona ekonomik olarak zor bir durumda. Kasaya para girmesi gerekiyor ancak bir yandan sportif başarıyı da düşünmeleri gerekiyor. Frenkie de Jong'dan ciddi derecede para kazanabilirler ama yerini doldurabilmek büyük sıkıntı. Hem takımın yeni hocası Xavi de oyuncusunu övmüştü, beğendiğini söylemişti. Barça'nın göndereceğini hiç sanmıyorum. The Sun gazetesi de Frenkie de Jong olayına farklı bir noktadan yaklaşmış. Hatırlıyorsanız iki video önce Sterling'in Barça'ya transfer olma ihtimalinden söz etmiştim. Hatta kapak fotoğrafında da direkt Sterling vardı. The Sun'ın haberine göre Frenkie de Jong'un City'ye transferinde Sterling takası da söz konusu olabilir. Manchester City Sterling artı para karşılığında Frenkie de Jong'u alabilir. Barcelona'da son olarak gündem Erling Haaland. Normalde Barça'nın bu ekonomik durumdayken böylesine maliyetli bir futbolcuyu transfer etmesini hiç beklemeyiz. Ancak Barça tarafı Erling Haaland transferini gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar. Başkan Joan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, Haaland'ın transferinin Barcelona için imkansız olmadığını düşünüyor. Haaland transferiyle ilgili her şey finansal fair play kurallarıyla bağlantılı. Barça'nın transferde atacağı her adımı bu kurallara göre değerlendirmek gerekiyor. Ara transfer döneminde bazı oyuncuların ayrılması farklı bir senaryoyu beraberinde getirebilir. Haaland'a Barcelona forması giydirmek zor ama imkansız değil. Bir önceki yayınladığım videoda Pogba'nın United'dan ayrılma ihtimalinden bahsetmiştim. Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola yaptığı konuşmalarla ayrılık sinyallerini veriyor. Aralık hayallerin ayıdır ve ben hayal kurmayı asla bırakmam. Ama şu anda Paul hakkında konuşmasak daha iyi. United'ın bazı eski oyuncuları bizim hakkımızda konuşmazlarsa galiba işsiz kalacaklar. Paul Pogba'nın kontratından bahsetmek için çok erken. Neler olacağını göreceğiz. Kimseyi hayal kurmaktan alıkoyamam. Avrupa'nın futbolcu fabrikası Salzburg yine bir oyuncuyu satmaya hazırlanıyor. Barcelona ve Borussia Dortmund geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyorlar. Borussia Dortmund, Haaland'ın muhtemel ayrılığına hazırlık olarak Karim Adeyemi için 35 milyon euroluk ilk teklifini sundu. Barça ise forvetsizlik sorunu genç bir golcü alarak çözmek istiyor. İspanya basınına göre de Barcelona eğer oyuncu satışı yapabilirse Adeyemi için 40 milyon euro ödemeye hazır. Kariyerinde sadece altyapısından çıktığı Bayern'in formasını giyen Müller aslında 2015 yılında Bayern'den ayrılabilirmiş. Ancak o zamanlar eşi İngiltere'ye gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemiş. Yani yine hanımcılık kazanmış. United'da 2015'li dönemlerin teknik direktörlüğünü yapan Van Hal, Müller'in United'a transfer olma ihtimali hakkında şöyle söylüyor. 2015 yılında Müller'i çok istedik. Ancak eşi yurt dışına çıkmak istemedi. Bu konuda biraz daha açık olsalardı transfer gerçekleşirdi. Müller'in United formasını giymemesindeki neden kesinlikle eşinden bu konuda izin alamamasıydı. Eşi o dönemde Almanya'dan ayrılmak istemedi. Bayern Münih'te çalıştığım yıllarda Müller'le çalışmaktan dolayı mutluydum. Onu United'da çalışırken de takımımda görmek isterdim ancak maalesef bu mümkün olmadı. Galatasaray'da olağanüstü performans sergileyen Marcao'nun talipleri her zamanki gibi ilgisini göstermekten çekinmiyorlar. Marcao geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a odaklandığını ve transfer işlerini menajerine bıraktığını söylemişti. Marcao'nun menajeri George Gardi'den transfer açıklaması geldi. İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek somut ilgi gösterdiler. Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye Ligi'nin en önemli oyuncularından birisi. Galatasaray gençleşme planına Ocak ayında da kaldığı yerden devam edecek. Şimdilerde gündemdeki isim Ola Solbakken. Ajans Spor'un haberine göre Galatasaray oyuncuyu bir süredir izliyordu ve oyuncuyla ilgileniyordu. Habere göre Galatasaray oyuncusunun menajerini İstanbul'a davet etti. Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bodoglimt'e forma giyen 23 yaşındaki Norveçli futbolcu aslında gözde bir isim. Düşük bir bonservis bedeliyle çözülebilecek bir transfer değil. Ancak oyuncunun kontratı Aralık 2022 tarihinde bitiyor. Yani bitmesine aşağı yukarı 13-14 aylık bir süre kaldı. Sözleşmesinin bitimine yaklaştıkça bonservis bedelini düşürmek Galatasaray adına daha kolay olacaktır. Tabii böyle bir oyuncunun da
kadroda tek talibi Galatasaray değil. Yine parayı veren düdüğü çalacak. Galatasaray'da 6 numaraya Elneny gibi tecrübeli isimler gündemde. Ancak 6 numaraya Patrick Berg gibi gençler de düşünülüyor. 6 numara için son gündeme düşen isim de CSK Moskova forması giyen Yaka Biol. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri bundan yaklaşık 2-3 hafta kadar önce Galatasaray için konuşmuştu. Şimdi yeniden bir açıklama geldi. Yaka Biol'un menajeri Robert şöyle söylüyor. Oyuncumun Galatasaray'ın kendisine olan ilgisine sıcak baktığını söyleyemem. Kariyerine CSK'da devam etmesi ve bu kulüpte kariyerine devam etmesi daha önemli. Sözleşmesinin yenilenmesine dair bir şey söyleyemem. Şu anda her şey beklemede. Görüşmelerimiz sürüyor. Aciliyeti olan bir durum değil. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın devre arasında Lille'den ayrılabileceği ve 2012-2016 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray'a tekrar dönebileceği söyleniyordu. Ancak milli oyuncunun menajeri Necdet Ergezen böyle bir transferin gündemlerinde olmadığını belirtti. Menajer Necdet Ergezen öyle bir transferin konusu bile geçmedi diyerek kapıları tamamen kapattı. Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündemini forvet transferi meşgul ediyordu. Daha önce birçok adaydan bahsetmiştim. Bahsettiğim bu adaylardan birisi de Cedric Bakambu'ydu. Cedric Bakambu, Çin Ligi macerasının bittiğini ve Ocak ayında Avrupa'ya döneceğini açıkladı. Çin Ligi çoktan unutuldu. Orada harika 4 yıl geçirdim. Tecrübe kazanmamı sağladı. Sanırım Avrupa'ya dönme zamanı. Ocak ayında döneceğim. Fenerbahçe forvet transferi dışında forvet arkası veya kanat oynayabilecek futbolculara da bakıyor. Arsenal'den ayrıldığı günden bu yana Fenerbahçe'nin gündemine bir şekilde giren Alexis Sanchez yeniden gündemde. Alexis Sanchez'in bu transfere yaklaşımının nasıl olduğu bilinmese de Inter'de forma giyemediği bir gerçek. Bu sezon toplamda 7 maçta forma şansı bulabilen Sanchez bu maçların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu. Yani Inter'in ilk 11 oyuncusu değil. Tabi burada oyuncunun büyük bir maliyeti var. 7 milyon euroluk maaşını düşünecek olursak bunu bir Türk kulübünün ödemesi çok zor. Üstelik 1,5 yıllık kontratı var. Yani 10,5 milyon euro kazanması garanti olan bir futbolcuyu koparıp almak zor. Zaten artık bu tarz futbolcuları almanın hata olduğu anlaşılır hale geldi. Kariyerli futbolcuları almak genelde zarara uğratıyor. Fenerbahçe Alexis Sanchez dışında daha genç kanat forvetlere de bakıyor. Fenerbahçe'nin bu bölge için gündemindeki diğer isim Polonya Ligi'nde Wisla Krakow forması giyen Yav Yeboa. Oyuncunun ülkesi Gana'dan sportsworldgana.com'un haberine göre Fenerbahçe oyuncu için ilk temasını kurmuş. Ağustos'ta Polonya'da ayın oyuncusu seçilen Yeboah'ın birçok talibinin olduğu da yazılmış. 24 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 16 maçta 6 gol 3 asistle oynuyor. Beşiktaş'ta stoper transferi için Kaan Ayhan ismi hala gündemde. Fanatik'in haberine göre Sassuolo'nun yüksek bonservis bedeli istemesinden dolayı Beşiktaş oyuncuyu satın alma opsiyonunu kiralamak için teklif götürecek. Kaan Ayhan da geçtiğimiz günlerde milli takım kampındayken verdiği bir demeçte forma şansı bulamamaktan hoşnut olmadığını dile getirmişti. Öyle görünüyor ki Kaan Ayhan da bir an önce forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Kaan'ın kulübünün ikna edilmesi halinde ligin ikinci yarısında Beşiktaş için oynaması bekleniyor. Beşiktaş'ta stoper için diğer bir aday da ligimizde Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı. Beşiktaş Gökmen Hoca'nın haberine göre Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş Konyaspor'la görüşmelerine devam ediyor. Beşiktaş'ta son yılların parlayan futbolcusu Larin'de takımda tutulmaya çalışılıyor. Sözleşmesinin son 6-7 ayına giren Larin'le henüz bir anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş'ın Larin için teklifinin yıllık 1.8 milyon euro olduğu söylense de henüz olumlu bir dönüş olmadı. Tabi böylesine iyi bir futbolcunun talipleri de oluyor. Avrupa'dan birçok takımın Larin'i yakından takip ettiğini okuyoruz. Beşiktaş bu denli değerli bir futbolcusunu kaptırmak istemiyorsa bir an önce sözleşme uzatmalı. Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho yerine kanat bakılmaya tüm hızıyla devam ediliyor. Meksika basınında Trabzonspor'un Carlos Vela'yı istediğine dair haberler çıkmaya başladı. Bir dönem MLS'in en iyi futbolcusu seçilen Vela için Avrupa'ya dönecek haberleri yazılıyor. Meksika televizyonundan TV Azteca yaptığı haberde Karadeniz'e bakan bir villa tahsis edecek ifadelerini kullandı. Ayrıca o haberlerde Vela'nın beklentisinin 4 milyon dolar yani 3,5 milyon euro olduğu söyleniyor. Meksikalı futbolcu artık 32 yaşında. Son bir Avrupa deneyimi istiyor. Kanat için diğer aday da geçtiğimiz sezon ligimizde gol kralı olan Aaron Bupenza. Gol kralı olmasının ardından Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok talibi olmasına rağmen Katar'a transfer olmuştu. Ülkemizde çıkan haberler Bupenza'nın Katar'da mutlu olmadığı yönünde. News West Afrika'da yer alan habere göre Trabzonspor futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Trabzonspor'un hedefi satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralamak. Evet, bugünlük transfer haberlerine ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Diğer videolarımızda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.